İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ali Bey de oradalar. Evet, herkes burada. Ay, ne güzel, ne güzel. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Böyle bir şey yapalım dedik. Korona günlerine bizim de katkımız olsun diye. Vallahi çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma... ne oldu? Bekleyelim mi biraz daha Özlem Hocam? Evet, yoksa diğer katılımcılarını bekleyelim isterseniz. Ben sizi göremiyorum ama birkaç dakika içinde başlayacakmış tekrar. Evet, başlayacağız şimdi. Yok, şey olarak göremiyorum. Yani görüyordum az önce ekranda. Ekran, ama... tamam. Şimdi halledeceğiz onu. Tamam. Bekleyen diğer katılımcılar varsa onları da alalım. Evet, bir kişi daha geliyor. Tamam herhalde. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, hoş geldin. Bugün akşam hocamla beraber olacağız burada. Önce ben kısaca kendimi tanıtayım isterseniz. İsim yankılanıyor mu? Evet. Evet. Bir problem var. Bir teknik destek alalım. Bir saniye. Evet. Bu korona günü aşina olduğumuz bir sistem. Bu teknolojiye de çok alışmışız aslında. O yüzden böyle aksaklıklarda teknik desteğe ihtiyacım olacak. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Özlem Akarsu, klinik psikoloğum. Osman Gazi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Nöroloji Anabilim Dalı'nda çalışıyorum şu anda. Yüksek lisansım klinik alanda. Öğrencilerle çeşitli alanlarda daha öncesinde çalıştım. İlk mesleğe başladığım yıllarda Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci danışma birimindeydim. Sonrasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencilerle çalıştım. Eskişehir'e geldiğimizden beri de tıp fakültesinde klinik alanda çalışıyorum daha çok. Ama eğitim camiasında hep içindeyim, yakinen takip ediyorum. Eşim eğitimci. Sonrasında da bir oluşum içine girdik. Esra Hocam'la birlikte, eşim Esra Hoca ve ben bir platform üzerinden, bir şirket üzerinden insanlara daha fazla yardımcı olabilmek adına, onların hayatına daha fazla dokunabilmek adına bir başlangıçta bulunduk. Esra Hoca'yla da birlikte çalışıyoruz bu süreçte. Birazcık belki o da kendinden bahsetmek ister bize. Esra Hoca. Tamam. Ben de Esra Çelik, matematik öğretmeniyim. Geliyor değil mi sesim? Matematik öğretmeniyim ben de 7 yıldırım. Şu an 6 yıldır aynı özel okulda devam ediyorum. Özlem'in de dediği gibi dönüşüm 360'lı bir eğitim ve danışmanlık şirketiyle süreç böyle de olsa ufak ufak bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Burada sizinle buluşmamızın sebebi de LGS süreci ve öncelikle siz kıymetli verilerle konuşma ve görüşme ihtiyacı hissettik. Matematik öğretmeni olarak da belki bu süreçten en çok olumsuz etkilenen branş benimki olduğu için umarım size katkı sağlayabiliriz sohbetimizde ve sizden gelecek sorulara vereceğiniz cevaplarla. Evet, böyle. Merak ettiğiniz bir şey varsa şimdilik hatta soruyla başlayabiliriz bize. Sonra biz konuşmaya başlayacağız zaten. Evet. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabiliriz. Ben hala sizi göremiyorum. Siz beni görebiliyor musunuz?
Evet, sizin görüntünüzde evet. Bir sorun yok hocam. Biz sizi görüyoruz. Ben sizi göremiyorum. Sizin kameranızla ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Bilmiyorum. Hocam nereden bağlandınız? Telefon, bilgisayar hangisi? Telefon, yani şu anda bilgisayardayım. Oğlum açtı gitti çünkü onun da dersi vardı Zoom'da. Öbür bilgisayara o gitti benim telefonumu alarak. O oradan bağlantı yapacak. Sizin ayarlarınızla ilgili bir şey olabilir. Onu yani ya sorun yok. Ya sorun yok. Ben hani siz beni görüyorsunuz. Ben evet. Sizi göremiyorum. Olsun ben böyle dinlerim. Artık yüzüm gözüm şekil alırsa kusura bakmayın. O zaman ben çok küçük LGS'den bahsedip zaten herkes biliyor içinde yaşıyorlar bunu ama kısa bir bilgilendirmeyle giriş yapayım isterim. Tamam. LGS liseye giriş sınavı 2017 yılından beri ülkemizde uygulanıyor ve önceki TEOG'du. Bunu zaten biliyordur buradaki herkes. Ve küçük bir karşılaştırma yapma ihtiyacı hissedeceğim. Çünkü sohbetimiz de zaten buradan besleniyor olacak bence. TEOG'la en büyük farkı şu LGS'nin. Burada LGS sürecinde artık beceri temelli sorular esas alındı. PISA ve TIMSS örnek alındı soru kriteri açısından. TEOG'da klasik sadece bilgi içeren ve öğrencilerin gerçekten yüzlerce binlerce soru çözerek aslında ezberleyerek katıldıkları bir sınavdı. Yani sınav anında bilini değil daha çok ezberleyeni ölçüyordu. Bu anlamda LGS yanlısıymışım gibi yorum yaptığımın farkındayım ama soru kalitesi ve içeriği anlamında daha iyi olduğu kesin. Ama sıkıntı nerede başlıyor? İşte öğrenim sürecinin yani önceki 8 yıl ve hatta artı anaokulu sürecinin o sınav içeriğine uygun bir formatta olmayışından sıkıntı doğuyor. Sorular değilse gayet kaliteli. Ve tabii böyle bir süreç olmadığı için de aile içerisindeki kaosa dönüşüyor. Başka başka meseleler, başka başka problemlere dönüşüyor. İçinde bulunduğumuz durumda sanırım bunu biraz daha olumsuz etkilemeye başladı. Bunu bizzat öğrencilerimden gözlemliyorum ve hissediyorum. Zaten bu sohbeti yapmamızın çıkış noktası da buydu. Yani normal şartlarda bile, evlerde olmadığımız süreçte bile Nisan ayı, Mayıs ayı çok tehlikeli aylardı sınav hazırlığında. Öğrenciler artık kopuşa geçtiği, havaların ısındığı için çalışma performanslarının düştüğü zamanlardı. Bir de üstüne üstlük evde kalma süreci eklenince ve sürekli sınav süresinin ertelenmesi gündemi ve en nihayetinde ertelenmesinden kaynaklı bu kaos daha da arttı. Umarım faydalı olabiliriz tavsiyelerinizle. Evet Özlem hocam, söz sizde. Aslında hani bu kaos olmadan önce de bu LGS ile ilgili süreçle sürece baktığımız zaman tam da çocukların ergenlik dönemine denk gelen bir süreç. Hani böyle bir dönemde böyle bir zorlu sınava girmeleri ne derece doğru o da tartışılır ama hani önümüzde böyle bir sistem var. Böyle bir sınava girecekler. Biz ne yapabiliriz de bakacağız bu saatten sonra. Bu yıl bir de üzerine korona eklendi. Tabii herkesle birlikte çocukların var olan kaygıları da bu ortamda birazcık daha arttı belki. Ama var olan süreçlere adapte olmak durumundayız. Yani şu andaki süreç bu. Herkes eşit koşulda burada da. Buna da adapte olup bir şekilde bu süreci atlatacağız. Şimdi bu tür değerlendirme, yani hayatımızla ilgili önemli kararları aldığımız süreçlerdeki değerlendirmeler genellikle bizlerde ya da değerlendirmeye tabi tutulan kişiler üzerinde kaygı uyandırır. Çocukların da bu süreç içinde kaygı duymaları gayet normal. Nereden anlıyoruz biz çocukların kaygı duyduklarını? İşte mesela deneme sınavları yapılıyor bu sınavlar öncesinde. En çok duyduğumuz şeylerden biri çocuklardan şudur. Ya bildiğim şeyi yapamadım. Sınava girdim böyle elim ayağım kilitlendi bir şey oldu hatırlayamadım. Ya da sınava girmeden önce bir kaygı, korku belirtileri olur. Fiziksel olarak da bir takım belirtiler vermeye başlarlar. Ne oluyor işte kalbim güm güm atıyor. Ya da böyle yüreğim ağzımdan çıkıverecekmiş gibi hissediyorum gibi belirtilerle bize gelebilirler ya da kendi içlerinde bunları yaşayabilirler. İşte sınav saati ya da sınav salonuna gittikçe bu belirtilerle ilgili şeyler daha da artabiliyor. Ne oluyor? İşte nefes alışverişleri hızlanıyor, işte tuvalete gitme ihtiyacı hissedebiliyorlar. Bildiklerini hatırlayamıyorlar, böyle bir kafaları karışıyor. Bu tür belirtiler olabiliyor.
Bunları yaşamaları çocukların aslında oldukça normal. Çünkü bizim bu tür sınavlara yüklediğimiz anlam oldukça yüksek. Yani hayatlarının dönüm noktasıymış gibi. Onlar için hani eğer bu sınavı geçemezse sonrasındaki bunun telafisinin olmayacağı ile ilgili mesajları biz de ebeveyn olarak belki farkında olmadan çocuklara sıkça veriyoruz. Yaptığımız hatalardan bir tanesi de bu olabiliyor. Ya da biz de ebeveynler olarak kendimiz kaygı duyabiliyoruz. Yani her anne baba çok doğal ki çocuklarıyla ilgili her şeyin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini istiyor. En iyi okullara gitsinler, hani başarılı olsunlar, iyi bir hayatları olsun. Doğal olarak hepimiz böyle şeyler istiyoruz. Ve onların geleceğiyle ilgili duyduğumuz bu arzu ve istekleri zaman zaman belki onlara da kaygı olarak yansıtıyoruz. Yani evet, bu sınav senin için çok önemli, yapmalısın. Biz de kaygı duyuyoruz. Ya yapamazsa ne yapar? Nereye gönderirim? Nasıl bir okul tercih etmeliyim? Ne yapmalıyım? Ne etmeliyimle ilgili kaygı duyabiliyoruz. Ve kaygının böyle bulaşıcı bir etkisi de var aslında. Yani bizim farkında olmadan yaşadığımız kaygı çocuklarımıza da bulaşabiliyor. Bu da dolayısıyla onların kaygı düzeylerini, anksiyetelerini artırabiliyor. Yani Esra Hocam da belki bununla ilgili bir şey söylemek ister. Bazen veliler o kadar kaygı düzeyleri yüksek oluyor ki hani ben klinik kısmında olarak bana geliyor, diyor ki yani bir antidepresan falan bir şey mi başlasam acaba, hani çok kaygım yüksek, ben işte hani çocuğa da bulaşmak istemiyorum, ona da bunu bulaştırmak istemiyorum ama işte böyle çenemi de tutamıyorum. Habire laf sokuyorum, ders çalışmıyorsun diye uyarıyorum, kendimi tutamıyorum. Ben mi bir şeyler yapsam acaba hani diye bana geliyorlar. Esra Hocam da mutlaka karşılaşıyordur bu tür velilerle. Siz ne dersiniz çok hocam? Çok fazla. Söylediklerinin çok kıymetli de Özlem Hocam, bu kaygının ne olduğuyla ilgili ve bu süreçte yine özellikle de kendi branşımla ilgili yanlış olduğunu düşündüğüm ve bu kaygıyı arttırdığına emin olduğum bazı cümleler ve diyaloglardan bahsedeceğim. Yani bu diyalogların geçtiğine eminim çünkü görüşüyorum. Hem öğrencilerimle görüşüyorum. Hani dedikodunuzu yapıyoruz sayın veliler, haberiniz olsun. Nasıl geçiyor, neler hissediyorsunuz diye. Onlar dökülüyorlar kitabımda. Sizlerle de konuşuyoruz işte genel anlamda. Siz kendi sürecinizi anlatıyorsunuz. Şöyle oluyor. Böyle cümle cümle gitmeye çalışacağım. Hem çok somut olsun hem de umarım yararlı olabilirim. Mesela şu deniyor. Çocuklar online sınavlara giriyorlar bu süreçte de. Matematik yani. Hani en kötü matematik geliyor. Matematik veya Türkçe geliyor. Ve deniyor ki bak zaten matematiğin zayıf. Zaten matematiğinde eksiğin var. Gel sen şu bak şu sorular yayınlanmış. Ben sana bunların çıktısını aldım. Al bunları çöz. Bakın çok somut şeyler söylüyorum. Umarım farkındasınızdır. Burada o kadar örtük, yani örtük bir şekilde o kadar yoğun olumsuz mesajlar veriyoruz ki. Şurada kalmış 6 hafta zaten. Çocuğa matematiğin zayıf diyoruz. Çocuğa bak sen bundan daha çok soru çözmelisin diyoruz ki zaten tırnak içinde eksik olduğu bir alanı daha da negatif pekiştireçle işte üstelemeye çalışıyoruz. Zaten çıkamıyor, bunu almış, bunları tekrar etmek istemiyoruz. Yani hepimiz artık kendimizi zor tutuyoruz içsel dinamiklerimizi kontrol etmek için. Böyle alt mesajlarla. Ama hani sorduğum zaman, mesela çocukla konuştuğum zaman şöyle diyor. Ya aslında biliyorum hocam, konu eksiğim yok. En çok duyduğum cümle, konu eksiği yok gerçekten. Zaten konular azaldı. Şurada 7-8 hafta bitti. Sürekli okullar, işte özel dersleri, kendileri pek çok öğrenci. Onları böyle artık hatim etti tabiri caizse. Gerçekten klasik teorik bilgi anlamının eksikleri yok. Peki nerede sıkıntı oluyor? Niye yanlış yapıyorlar? Bunu aldıkları için artık sadece soru çözmeyi bir task olarak yaptıkları için çok soru çözdüm. Hani evdeyim ve çok soru çözmem lazım görevle yaptıkları için bu çalışmanın verimi azalıyor. Sebeplerden biri bu. Peki buna benim çözüm önerim ve tavsiyem ne olacak? Şunu söyleyin, o kadar mutlu olacaklar ki. Ya bırak bugün çalışma, gel birlikte şunu yapalım. Mesela test çözüyorken çok net söylüyorum ve bu söyleyeceğimin arkasındayım. Yani nasıl bir öğretmen bunu söylüyor diyebilirsiniz. Bakın gördünüz mü çok bunu aldıklarını? Bırak çözmeyin, hadi gel seninle şunu yapalım diye. Mesela bir rahatlasınlar. Yani bunu kesinlikle arkasındayım çünkü kalan 6 haftanın diyelim ki 2 haftasını yatarak bile geçirseler, hiçbir şey yapmadan bile geçirseler eminim negatif hiçbir şey olmayacak. Hatta belki de o dinlenmenin, o rahatlamanın ardından sonraki çalışmaları daha verimli olacak. Yani somut olarak bunu söyleyebilirim. Sonra ikinci durum çok karşılaştığım.
Konular azaldı. Bu cümle aslında yine gizli olarak çok fazla baskı bırakıyor öğrencilerde. Hani az konu var, benim yanlış yapmamam lazım diyor. Yani matematik için konuşacağım daha çok çünkü yarayan kanamız orası. Yani konular azaldı, hata yapmamam lazım. O kadar da soru çözüyorum. Bunu zaten öğrenci kendine söylediği zaman bile baskıyı arttırmış oluyor. Aileler de dediğim gibi bak işte sınav oldu hocam, fen iyi, şu iyi, bu iyi. Yine matematikten şu kadar yanlış var. Oradaki yine matematikten şu kadar yanlış var cümlesi. Her ne kadar çok iyi niyetle bile söylüyorsanız sevgili öğrencilerimin o kaygı düzeyini inanılmaz arttırıyor. Şunu diyor yani işte Özlem hocamın söylediği gibi biliyorum niye yanlış yaptım. Çünkü yanlış yapmamak için çözmeye başlıyor soruyu. Doğru yapmak için değil, yanlış yapmamak için çözmeye başlıyor. Eyvah yapamazsam diye başlıyor. Ha, aynen öyle. Evet. Yani bunu nasıl doğru yaparım diye düşünmüyor. Eyvah yapamazsam diye başlıyor. Aynı anlama geliyormuş gibi gözükse bile işte bilinçaltımızın bize oyunları çok büyük. Hani bu konuda uzmanlık taslayamayacağım ama herhalde hemfikirizdir. O onu böyle negatiflikle yanlış yapmaya terkin ediyor. Yani onlara destek olup rahatlamalarını sağlayıp gerekirse birkaç gün, bir hafta durumlarına göre gerçekten çalışmamalarına izin verip onları anladığımızı hissettirirsek ve daha çok doğru yaptıkları kısmı vurgularsak faydalı olacağını düşünüyorum. Çok konuştum arka arkaya. Yine söyleyeceklerim var. Yine topu Özlem hocama atıyorum. Bu arada sorunuz var mı ama? Böyle biz gidiyoruz, konuşuyoruz. Sizden soru var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi konular azaldığı için sanki gelecek soruların o oranda zorlaşacağı gibi bir algıları var çocukların. Yani tabii bilmiyoruz, soruları görmeden bir şey söylememiz mümkün değil. Ama bu anlamda nasıl yardımcı olabiliriz? Yani hani sizler uzmanlar olarak ne tavsiye edersiniz? Hani dilimizin döndüğünce hani, hep en kötüye odaklanmamaları gerektiğini yani biz söylüyoruz. Evde eşim de ben de işte Ege'de. Ama böyle bir şey var. Hani o kaygı çok yoğun. Onu nasıl atlatabiliriz? Yani daha zor soruları çözmesini sağlayarak mı, yoksa yeni nesil sorular zaten hani yeni nesil sorulacağı için deneme sınavlarında ya da hazırlanan soru kitapçıklarında ya da hocaların hazırladıkları sorularda yeni nesil sorular. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Yani o kaygıyı nasıl engelleyebiliriz? Ben burada yine cümlelerin gücünün çok etkili olacağına inanıyorum. Mesela şöyle bir yol izleyebiliriz. Bir tane elimize kağıt kalem, onu anlatır gibi. Eskiden hani öncekinde 8 temel konudan 20 soru çıkacak, her işte konudan 20 soru çıkacak. Dolayısıyla kaba bir hesapla bir konudan çıkacak olan soru sayısı fazla olacak. Şimdi öğrenci şu modunu düşünmeye meyilli. Eğer ben o bir konuyu bilmiyorsam artık daha çok soru yapamayacağım kısmını düşünmeye meyilli. Yani hatta şimdi konuları da biliyorsunuzdur eminim. EBOB, EKOK. Belki önceden bir soru çıkacaktı. Onu bilmiyorsa bir soru kaybedecekti. Yani 4 evet. puan kaybolacaktı. Hı-hı. Ama şimdi onunla ilgili 3 soru çıkarsa hani 3 tane yapamayacağım. Öğrenci bunu düşünmeye meyilli. Negatifi düşünmeye meyilli. Biz bunu tersine çevirelim. Diyelim ki ama hadi gel bu konuyu iyice çalışırsan, öğrenirsen 3 tane soruyu cebe atacaksın. Yani iki farklı düşünme biçiminde ve ben burada cümlelerin gücüne gerçekten inanıyorum. Doğru, bunu defalarca terkin aktarmak yani inanın çok etki edecektir. Niye negatif bir düşünüyorsun? Haklısın, tamam bilmiyorsan 3 gitti ama biliyorsan da 3 geldi. Bu açıdan bakmak fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle Özlem hocam, doğru. Bir de bu tür süreçlerde böyle şehir efsaneleri de dolaşmaya başlar. O sorular çok zor olacak. Çok. İşte, şu konuya çok fazla yüklenecekler. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Yani ortalıkta o kadar çok şey, bilgi kirliliği ve şey var ki birazcık kulakları kapatmak gerekiyor bunlara. Yani çocuklara daha kesin ve net bilgiler vermek gerekiyor. Esra hocamın söylediği gibi evet, senin dezavantaj gibi gördüğün şey önceden 8 konu öğrenmen gerekiyordu, şimdi 4 konu öğrenmen gerekiyor. Ve sen bu konuları biliyorsun zaten. Yani bu bildiğin konular üzerinde çalışmak için daha çok vaktin olacak. Bu senin için bir avantaj. Bunu avantaja çevirelim. Yani çocuğa sürekli olumlu mesajlar vermek lazım. Biraz önce de bahsettiğim gibi çocuklar aslında dizleri model alıyorlar. Yani onlara uygun model olabilmek gerekiyor. Yani evet, bu bir sınav. Sen endişelisin. Bizim de endişelerimiz var. Biz de hani panikliyoruz zaman zaman. Ama
O sınav sadece senin oradaki bilgini ölçüyor. Yapabildiğin kadarını yap, elinden gelenin en iyisini yap. Sonrası önemli değil. Yani bu sınav senin bizim gözümüzdeki değerini ölçmüyor. İlk önce çocuğa bunun da mesajını vermek gerekiyor. Yani çocuğun yapamadığı zaman duyduğu kaygı aslında annemin babamın gözünde ne olacağım? Benim değerimden bir şey eksilecek mi? Onlar benimle ilgili ne düşünecek? Orada yapamadığın senin bilgi eksiğine dayalı bir soru aslında. Senin kişiliğinle, senin benim evladım olmanla ilgili değişen hiçbir şey yok. Benim sana olan sevgimle ilgili değişen hiçbir şey yok. Çocukların birazcık bunları duymaya ihtiyacı var. Yani annem babam beni yaptığım soru adedi kadar seviyor gibi bir algı oluşmamalı çocuklarda. Yapabildiğin en iyisini yapmaya odaklanmaları gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var Özlem Hocam. Ben birazcık kötü polislik yapacağım şimdi. Velilerimle iletişim kurduğum zaman hepsi şunu söylüyorlar. Hocam söylüyoruz bunları. Onun çok değerli olduğunu, işte önemli olanın çalışması olduğunu bunları hep söylüyoruz diyorlar. Söylüyorlar da gerçekten. Çok eminim. Söylüyoruz tabii ki. Ama sizin de dediğiniz gibi uygulanmıyor. Çünkü mesela iletişim kurarken velimin kaygısı, paniği bana o kadar yansıtıyor ki ben geriliyorum. Böyle kendimi baskı altında hissediyorum öğretmen olarak. Düşünebiliyor musun? Öyle bana hocam diyor ne yapacağız? Hani ne yapacağız? Olmuyor. Hani çözmüştü işte. Hani dersi de başladı. Geçen hafta yapmıştı. Geçen hafta 16 net yapmıştı. Bu hafta 9 net. Sen bunu bana bu kadar eminim yani. Hani onda birini bile hissettiriyorsan buna zaten çocuğu. Burada gülüyor bazı velilerim görüyorum. Hocam onaylanma olarak alıyorum. Şöyle de bir şey var. Mesela sınav sonuçları çocuklardan önce velilere gidiyor ve çocuklar akşam eve geldiklerinde evet, böyle bir heyecan ve korkuyla geliyorlar. Allah'ım bugün başıma ne gelecek acaba diye. Yani hani çocuklar bunu yaşatmamak lazım aslında. Bu bir sınav. Bilgiyi ölçüyor. Bilgi her zaman öğrenilebilen bir şey. Yani bu senin benim çocuğumu değiştirmeyecek. Hani bu mesajı vermek ve hani onları koşulsuz sevdiğimizin mesajını onlara çok net bir şekilde vermeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bence de, kesinlikle. Benim bir Efendim buyurun. Bir şey söylüyordun Esra Hocam. Bir ses. Ha, tamam, başka bir yerden ses geldi zannettim. Şöyle bir tavsiyem daha olacak. Yine bu belki daha çok matematik için işe yarayacak bir şeydir ama genel bir inceleme felsefesi olsun. Şimdi matematikte işte sınava giriyor öğrenci. Veliye dediğiniz gibi ilk mesaj veliye gidiyor. Ve yazıyor orada 20 soru. İşte 4 tane yanlış örnek veriyorum. Soru yanlışlardan biri bilimsel gösterim. Bununla ilgili eksiği var diyor. Şimdi çocuğa soruyorsun, bilimsel gösterimi biliyor aslında. Matematik dersinde bu taktik işe yaramaz hani sayın veliler. Şöyle, fende yarayabilir. Gerçekten bilgiyi bilmediği için yanlış yapmış olabilir. Bu arada bütün dersler tabii ki bir de anlama becerisi ölçüyor. Bunun dışında İşte diğer fen dersinde olabilir, Türkçe'de daha az ama Türkçe'de olabilir, diğer bütün branşlarda gerçekten bilmemesinden kaynaklı hata yapmış olabilir. Ama matematikte böyle bir şey mümkün değil. Matematiğin kendi yapısından kaynaklı bir tane soru da en az 3-4 kazanımı birden ölçüyor. Yani orada bilimsel gösterim diye gözüken kazanım aslında belki de artı ve eksilerle 6. sınıfın konusu olan tam sayılarla işlem yapmakla ilgili bir eksik. Dolayısıyla çocuğa senin burada eksiğin varmış, bak bunu bilmiyorsunu aşılamak da şöyle bir dezavantaja sebep olabiliyor. Çocuk belki de o konuyu en iyi bildiği konu zannediyordu. Ben bu konuyu, ben bunu biliyordum diyor. Ama orada bir bakıyor yanlış da bildiğini zannettiği konuda eksi gözüküyor. Tepe taklak oluyor bu sefer. Ben bunu da bilmiyormuşum. Yani bildiğini zannettiğim şeyi de bilmiyormuşum. Bu anlamda belki en azından bu görüşmeden sonra yine en azından matematik dersi için bu farkındalığınızı onlara hissettirirseniz, yani senin burada eksi gözüken soruların bu konuyla ilgili olmayabilir deyip, çözüm olarak da soruyu baştan okuyarak cümle cümle gerekirse, nereyi anlamadın? Hani buradaki cümleyi mi anlamadın? Buradaki ifadeyi mi anlamadın? Ve yanlış yaptıysan işlemin neresinde hata yaptın? Belki bir soru yarım saatinizi alacak bu şekilde. Ama bu incelemenin çok faydası olacağını düşünüyorum. Hani ben derslerimde de bunu yapmaya çalışıyorum. Yani, aa bu konuda eksiğim varmış diyemiyorum. Hiçbir zaman diyemem matematikte. Çok sarmalı olduğu için. Adım adım inceleyerek gidilmesi gerekiyor. Bu yöntem belki daha az soru çözmeye sebep olacak. Ama hiç önemli değil. Çok soru çözmenin faydalı olacağı sistem TEOG sistemiydi. LGS tam tersine
piyasada çok fazla kitap olmuş olsa da artık böyle hunharca sorular da yayınlanıyor olsa az ama derinlikli soru çözmeyi gerektiren bir ders. Yani 10 soru çözsünler, 1 saat sürsün. Anlama sürecinde ama denemeden bahsetmiyorum tabii ki. Hani böyle onu anlayıp irdeleme, evde çalışma sürecinde 10 soruya 1 saatte ayırabilirler. Fakat kendilerini kontrol etme, ben bir deneme yapayım derken orada tabii ki süreye göre çözme önemli. Ancak bahsettiğim o derinlikli çözmeden sonra zaten süreli çözmede işe yarayacaktır. Umarım açık ifade edebilmişimdir. Bu özellikle matematiğin yarayan kanısı çünkü. O yüzden kendi branşımla ilgili biraz bellik laflar etme ihtiyacı hissettim. Öyle. Çok güzel oldu yalnız. Sevindim. Haydi, hocam bu süreçte çocuğun çabasını da takdir etmek gerekir aslında değil mi? Yani hani orada işte 10 soruda... Hayır, özür dilerim. Mesela çocuğun çabasını da takdir etmek gerektiğinden bahsediyorum. Yani 20 soru var, çocuk işte 16 soruyu yapmış, 4'ünü yapamamış. Ebeveyn olarak biz genelde bu 4'ü neden yapamadın? Buna odaklanıyoruz. Öbür tarafta yaptığı 16 tane soru var çocuğun. Yani hani bunu niye görmüyorsun? O 4'ü görüyorsun. Yani dikkati dağılmış olabilir, o olabilir, bu olabilir. Esra hocamın dediği gibi orada hani konu eksiği de olmayabilir. Orada bir şeyler gözden kaçmış olabilir. Ama çocuğun yaptığı diğer sorular var. Onlar nerede? Çocuklar da bunları biraz duymak istiyor aslında. Yani hani yapamadıklarıma değil de biraz yaptıklarıma odaklansalar. Hani ebeveynlerim de. Bununla ilgili bir adım var biliyor musun? Paylaşmak isterim. Tabii ki. Yaşadığım bir şey. Ben de bu lise giriş sınavları için OKS'ye girmiş olan son neslim. Hani OKS'de belki hatırlayan hatırlar, şu anki LGS formatına yakın bir sınav. Yani böyle zor sorular. Öyle tam yapan falan mümkün değil. Çıkmazdı yani. Hani bir yanlışı falan olurdu birinci olanın. Okuduğum okulda böyle kırsalda çok akademik başarısı düşük olan bir okul ama ben çok hırslı bir öğrenciyim. Fen öğretmenine soru götürdüm. Hiç unutmuyorum. 20 sorudan 6 tane yanlışım var. Dün gibi aklımdadır. Bana anlat diye öğretmenin peşinde gidiyorum. Baktı sorulara, nereden bulduysan dedi, bunlar çok zor, boş ver, bunlarla uğraşma dedi. Ama hocam yapamadım işte, ben sınava gireceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum falan. Dedi ki boş ver, sen yaptığın şu 14 tane soruya odaklan dedi bana. Yaptığın 14 tane soruya odaklan, bu 6'yı boş ver, senin işine yaramayacak dedi. Çok kızdım tabii hocaya. Ama yine hiç unutmuyorum, 3 yıl önce karşılaştık. Dedim ki çok teşekkür ederim, iyi ki öyle bir şey söylemişsiniz bana. Beni rahatlattı çünkü yani 6 yanlıştan bahsediyorum. Ve iyi bir öğrenciyim, onların gözünde boş verdi. Yani rahatlatmak için beni yaptıklarına odaklan. Bunu dememiz gerekiyor belki de. Bir kere kendimizi böyle kırıp, büküp onları rahatlatmak için 5 doğru yaptı belki de 20 soruda. Tamam, yaptıklarına odaklan. Bunlara benzer neler var, belki onları daha iyi yapabilirsin deyip rahatlatmaya ihtiyaç duyuyorlar bence. Yine çok konuştum. Yok estağfurullah, böyle örnekler güzel oluyor. Aslında hepimizin hayatında da var. Yani hep kendimiz için de öyle değil mi? Yapamadıklarımıza odaklanıyoruz. Aslında yaptıklarımıza odaklansak hayatta ne kadar çok şey başardığımızı kesinlikle, da göreceğiz. Kesinlikle. Ben hani bu olumlulara odaklanmanın dışında mesela çocuk hani elinden geleni yaptı bu sınav sürecinde. Birçok aşamayı geçti. Ama sonrasında sonuç beklediğimiz gibi gelmedi diyelim. Hani bu istediğimiz bir şey değil ama olasılıklar arasında var. Böyle durumlar içinde bir B planı oluşturmanın çocuğu rahatlatan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani hani hepimiz için, mesela Eskişehir için konuşuyoruz. Eskişehir'de işte hepimizin gitmesini, çocuğumuzun gitmesini istediği birkaç tane okul var. Bu okulların alabilecekleri yüzdelik dilimi belli. Biz deneme sınavlarında aşağı yukarı çocuklarımızın neler yapıp neler yapamayacağını görüyoruz aslında. Sınav sonrasında hani varsayalım ki kötü geçti, varsayalım ki hani bir şeyler ters gitti ve olmadı. O istediğimiz yüzdelik dilime giremedik. Bunun sonrası için bir B planımızın olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu B planının olması hem çocuğu rahatlatan bir şey, hani bu dersleri sersin, aman nasıl olsa bir B planım var şeklinde değil, onun üzerindeki baskıyı kaldıran bir şey, hem de anne babanın yapamazsa çocuk, aman ne olacak kaygısını azaltan bir şey diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz Esra Hocam bununla ilgili? Velilerinize hani böyle bir öneriniz oluyor mu?
Kesinlikle hak veriyorum bu B planı, hatta belki bazen C, D planlarının olması gerektiğine. Bazen de bu arada şeyden anla şunu konuştuk, hani velilerinden kaynaklı olumsuz durumları konuştuk ama şunu da gözlemliyorum ben. Öğrencinin kendi hırsından kaynaklı durumlar da olabiliyor. Hani bu verdiğiniz örneği onunla birleştirmeye çalışacağım. Hı-hı. Gerçekten ailenin çok rahat olduğunu, ya işte çalışmayı öğrensin, şu dersi sevsin, İşte bunu zaten fark etmez, sizi okula göndereceğiz demesine rağmen öğrencinin ama ben bunu yapacağım, şunu istiyorum, bunu istiyorum demesinden kaynaklı o BC planlarını göz ardı ettiği durumları da gözlemliyorum. Burada belki şunu vurgulayabiliriz. Belki de hatta bu şey gibi olsun, küçük bir sır olsun burada. Bunun çok da önemli olmadığını, yani hangi liseye giderse gitsin, o bu isteğe sahip olursa, çok kötü bir liseye giderse de, bu isteğe sahip olursa üniversite sınavında başarılı olacağını atlayabiliriz. Belki 4-5 yıl sonraki mevzu ama işte bu cümleyi pek çok veli kurmak istemez. Yani kötü bir liseye gidersen de oluru kurmak istemez ama verdiğim örnek de özel bir durum. Herkesin yaşayacağı bir şey değil. Yani öğrenciden kaynaklı bir hırs varsa ve bu kaygıyı aile azaltamıyorsa bu söylediklerimize rağmen, belki o BC planları olarak üniversitenin daha iyi bir hedef olduğunu, onun için çalışma prensibinin zaten önemli olduğunu, bu süreçteki sınav sonucunun işte 5 netin, 6 netin veya işte 500 değil 300 puanın değil de çalışma disiplinini öğrenmiş olmasının uzun vadede daha çok katkı sağlayacağını vurgulamak işe yarar diye düşünüyorum. Çünkü şunu da gözlemledim. Geçen sene böyle hem çalıştığım okulda hem kendi işte özel derslerimde çok hırslı olup 19 net, 20 netten aşağı düşmeyen ama sonra yine bir özel okula giden öğrenciler. Yani hani o planlara daha da yüksek olmasına rağmen tamamen bütün çabasını unutup lise 1'e geldiği zaman boş veren öğrenciler. Yani bu anlamda da böyle iki uç nokta varken bu yılın heba olmuş gibi davranılması da üzücü olur. Dolayısıyla kesinlikle size katılıyorum. O planları hep bilsinler. Yani o seçenekleri hep bilsinler. B planlarını hep bilsinler bence de. Bir de buradaki emekler zaten boşa giden emekler değil. Yani bu senin bugün yaptığın çalışma gün gelecek senin hayatını kurtaracak şeyler olacak. Yani sonuçta eğitim dediğimiz şey kümülatif bir şey. Yığılarak gidiyor. Üst üste koyarak gidiyoruz. Yani senin temelin yoksa liseye geldiğinde zaten birçok kursu çuvallayacaksın. O yüzden hani burada öğrendiğin hiçbir şey boşa gitmeyecek. Hiçbir şey senin hani çöpe atmayacaksın. Eninde sonunda sen bunları kullanacaksın mutlaka. Yani çocuğa bu mesajı da vermek gerekiyor. Yani istediğin liseye girememek bir ceza gibi şey yapmamak gerekiyor. Aktarmamak gerekiyor çocuğa. Tamam. Kesinlikle haklısın Özlem Hocam. Çünkü çocuklar şu an sadece LGS için çalışıyorlar. Evet. Hani liseye girmek bile demiyorum bilerek. Hani bilerek liseye girmek için bile demedim. LGS için çalışıyorlar. Yani onu atlamak için çok ilginç. O amaçları belki ne için çalışıyoruz? Yazdırabilirsiniz böyle. Böyle konuşuyoruz ama bazen yaşlarının gereği de galiba ruhlarından kaynaklı da algılamıyorlar. Sen ne için çalışıyorsun? Yaz bakalım. Hani madde madde yazdırıp. Sonra belki onun üzerinden birlikte konuşup, bak işte bu doğru, gerçekten bu böyle, belki bunu biraz daha düzenleyebiliriz deyip böyle gözlerinin önüne asmak da gerekiyor. Yani çalışmak eylemi tek bir amaca bağlı olamaz. Hiçbir konuda çalışmak eylemi tek bir amaca bağlı olamaz. Onların kafasından belki biraz onu da çıkarmak gerekiyor. Yani 6 hafta var ve bu 6 haftanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle konu eksik için değil. Bir yerden ses geliyor. Ben kapayım mı? Buradan Meltem Hanım'dan mikrofonu açıyorum. Kapatmak evet. için değil. Evet, çocukların o psikolojik durumlarını patlatmak için, kaygılarını azaltmak için ve bu süreci sağlıklı atlatmak için çok kıymetli 6 hafta olduğunu düşünüyorum. Bu ama arada, her şeyden sanırım evet, son 5 dakikaya, 4 dakikaya girdik. Sorular varsa aslında soruları da alabiliriz. Anlatacak çok şey var aslında. Yani çocukları evet. atlatmak için neler yapmalıyız? Hani son haftalara girdik. Ders çalışmak için zorlamalı mıyız, zorlamamalı mıyız? Bunları da konuşulması gerekiyor ama belki onun için farklı bir oturum yaparız. Ne dersin Esra Hocam? Bence olur. Zaten şöyle teşekkür ederiz hepinize. Biz böyle grubun küçük kalmasını istedik. Yani 10 kişiye geçmesini istedik. O yüzden ilk başvuru yapan 10 kişi burada.
Yani açıkçası acaba gelirler mi, merak ederler mi falan diye bir kaygımız vardı. Yani ilgi oldu, o yüzden sağ olun. Ben biraz öğretmenliğimi konuşturayım mı Özlem Hocam? Bir sıralayayım tavsiyelerimi şöyle özet bir şekilde madde madde. Tamam, siz özet. Soru varsa soruları da alabilir miyiz 4 dakika? Ya da siz hızlıca bir özetleyin hocam. Eğer hani soru olursa onu da yanıtlamaya çalışalım. Özete başlamadan bir şey sorayım ben size. Yani bu sınava girdiklerinde çocuklar maske kullanacaklar. Tamam, kendi okullarında sınava girecekler ama o maskenin de yarattığı bir kaygı var. Bunu nasıl yeneceğiz yani? Bunun için nasıl telkinde bulunabiliriz? Doğrusu şimdi ben kendimi düşünüyorum. İşte 3-5 dakika ağzımda işte maskeyle şurada soru çözmeye uğraşsam çok sıkılırım. Onun ne yapacağız, nasıl çözeceğiz? Yani bunun başka bir oluru yok. Yani mutlaka kullanmak zorundalar da. Yani şu anda bir belli koşullar altında bir sınav yapılıyor. Yani herkes için zor. Çocuklar için zor tabii ki ama herkes eşit koşulda. Ve hani çocuğa buna odaklanmak yerine önünde bir sınav var. Evet, maske seni zorlayabilir. Çok bunaldığında hani birazcık açıp nefes alabilirsin. Bu bulaş için çok riskli bir süre şey değil. Çünkü bir dakika bir nefes alması ve tekrar takması. Onun o anda hemen bir bulaşa maruz kalacağıyla ilgili bir süreç değil. Yani onun korunması gereken durumları çocuğa uygun şekilde anlattıktan sonra hani maske kullanımının bir tedbir amaçlı olduğunu ve hani çok bunaldığında hafifçe nefes almak için açabileceğini, bunu dert etmemesi gerektiği yönünde telkinler verirsek çocuklar da daha rahatlamış olur. Çünkü her olumsuzluğu bu sefer hani sınava yansıyacak şekilde algılayabilirler. İşte daha az kişi sınava girecek, yani daha kalabalık ortamda girmeyeceğim, daha tenha olacak, işte şöyle olacak, böyle olacak ya hani öğrenciyi dağıtmak adına uzak okullara verirlerse vesaire çocukların aklında bir sürü soru olacak. Ama hani biraz önce de konuştuğumuz gibi çocuğun aklındaki olumsuz her soruya olumlu bir yanıt bulmaya çalışmak onları bu süreçte rahatlatmak için oldukça önemli. Onların da kaygısı yüksek ama burada yetiştirici konumunda olan kişiler biz ebeveynleriz. O yüzden hani lütfen kontrolü ele alıp biz çocukların daha sakin kalmasını sağlayalım. Teşekkür ederim. Bir de bu maske süreci çok bence fiziksel bir adaptasyon. Yani belki çözümü çok kolay olabilecek bir şey. Son haftalarda, belki son 3 haftada falan evdeki her denemelerini maske takarak yapsınlar. Yani bu onların o fiziksel adaptasyona alışmaları da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani Özlem Hocam'ın söylediği şeyler ama mutlaka bence ilk öneri, yani ilk yöntem olmalı. Fiziksel kısmı için taksınlar, öyle alışsınlar yani. Yani onu işte çıkarmaması gerektiğini, yerinde oturup sabit kalması gerektiğini. Onun provaları yapılabilir evde diye düşünüyorum. Tuvalet alışkanlığında olduğu gibi onu da yapabilirler. Aynen yani. Süremiz keşke tek sorunumuz sanırım. Olsa diyeceğim geliyor. Evet. Süremiz doldu sanırım. Teşekkürler katılım. Çok teşekkür ediyoruz katılım için biz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Süreç içinde tekrar görüşme sağlayabiliriz. Sorularınız olursa da dönüşüm 360 üzerinden bize mail atarsanız seve seve yanıtlarız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tüm çocuklarımıza başarılar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.